Otomobil fiyatları da yükseldi. Dolayısıyla otomobil artık sadece ayağımızı yerden kesen bir araç değil. Aynı zamanda önemli bir yatırım aracı haline geldi. O yüzden otomobil alırken daha da dikkat etmek gerek artık. Çünkü otomobillerin dış görünüşü yanıltabiliyor. Neye dikkat etmek lazım? İzleyelim. Aracın bir kere dış görünüşüne aldanmasınlar. Çünkü aracın dış görünüşüyle bu iş bitmiyor. Dış görüntü aldatmasın. Tertemiz görünen bir otomobil hurda çıkabilir. Kesinlikle ikinci eller araç alırken ekspertiz uzmanına başvursunlar, bir ekspertiz yaptırsınlar. Çünkü aracın dışından çok içte olan malzemeler önemli. Fiyatlar uçtu, otomobiller yatırım aracı oldu. Ancak alırken dikkat etmek gerek. Aracın kusuru fark edilemezse bu binlerce lira zarar demek. Ekspertize getirilen araçlarda çok ilginç işlemler ortaya çıkabiliyor. Ama en önemlisi şase numarası. Şase numarasından araçta ne kadar işlem yapıldığını görmek net bir şekilde mümkün. Bakın burada şase numarasını görebiliyoruz aracın. İşte bu numaraya girildiğinde aracın diğer parçalarının ne kadar işlem gördüğü usta tarafından ortaya çıkartılabiliyor. Araç ağır hasarlı çıkıyor. Aracı birkaç araçtan birleştirdikleri çıkıyor. En son yaşadığım örnek 2 gün önce 3 araçtan bir araç toplamışlar. Aracın sağ yanı bir arabadan, sol yanı başka, arka taraf başka bir arabadan toplanmıştı. Peki bir araç eksperde hangi testlerden geçiyor? Örnek veriyorum, şaseler, direkler, araçta herhangi bir ağır kaza var mı, yok mu? Aracın mekaniğinde herhangi bir sorun var mı? Kaçaklar, yakıt kaçakları özellikle çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Beğendiğiniz aracı aldınız ancak satıcı size aracı anlatırken hiçbir yerinde boya yok dedi. Peki boya olup olmadığını nasıl anlarız? Çok basit. Hemen ekspertiz şirketine geleceğiz ve burada yapılacak işlemde aslında çok rahat görebiliriz. Biz de deneyelim. Bakalım bu araçta boya var mı yok mu? Evet, şimdi şöyle bir cihazımızı okutuyoruz. 487. Farklı bir noktada okutalım. 667. Bu şu demek oluyor. Aracın tavanında işlemli boya yapıldığını ifade ediyor. Uzmanlar sahte eksper raporuna da dikkat çekti. Kurumsal firma uyarısı yaptı. Bu işte sahtekarlık da çok. Ekspertizin de sahtesi çok kolay çıkarılabiliyor. TSE onaylı ve kurumsal ekspertizler, yaptığı ekspertizin arkasında duran firmalara yaptırmak lazım.